Merhaba. Orijinalini Yale Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Lori Santos'un hazırladığı bir derste karşınızdayım. Sizlere bugün bilişsel önyargılar serisinin bir parçası olan zihinsel muhasebeden bahsedeceğim. Şimdi yaşadığınız şehre yeni gelen bir filmi izlemeye gittiğinizi düşünün. Bilet için satıcıya 20 lira veriyorsunuz. Satıcı da size 10 lira ve biletinizi veriyor. Salon kapısına geldiğinizde biletinizin nerede olduğunu hatırlamadığınızı fark ediyorsunuz. Cebinizde ya da çantanızda değil, kaybolmuş. Bu durumda ne yapardınız? 10 lira verip bir bilet daha mı alırdınız yoksa eve geri mi dönerdiniz? Çoğu insan gibi siz de eve geri dönmeyi tercih edecek olabilirsiniz. Psikoloji alanında çalışan Kahneman ve Tversky bu soruyu üniversite öğrencilerine sorduklarında öğrencilerin %54'ü eve geri döneceklerini söylemişler. Şimdi size farklı bir senaryo vermek istiyorum. Sinemaya gitmeye karar veriyorsunuz ve sinemaya gelip satıcıya yine 20 lira veriyorsunuz. Bu sefer satıcı kapıda ödeme yapabilmeniz için size 2 tane 10 lira geri veriyor. Salonun kapısına geldiğinizde bu sefer 10 liralarınızdan birisinin ortalıkta olmadığını görüyorsunuz. Evet, 10 liralardan biri ne cebinizde ne de çantanızda yani kaybolmuş. Peki şimdi ne yapardınız? Film için bir 10 lira daha mı öderdiniz yoksa eve geri mi dönerdiniz? Çoğu insan gibi siz de filmi görmek istediğinize karar verecek olabilirsiniz. Kahneman ve Tversky üniversite öğrencilerine bu soruyu sorduklarında da öğrencilerin %88'i filmi seyredeceklerini söylemişler. Bu durumlar arasındaki farklılık zihinsel muhasebe olarak bilinen bir önyargının sonucudur. Değişik aktiviteler için farklı muhasebe süreçlerinden geçeriz ve zihinsel hesaplar oluştururuz. Ve bir hesapta kullandığımız kaynakları farklı bir hesapta kullanmayız. Mesela çoğu zaman emeklilik hesabımızdaki paradan 50 lira çekip yemeğe harcamayız. Ya da vergi iadesinden gelen parayı eğlenceye harcarken birikmiş paramızı harcamayız. Kafamızda farklı şeyler için farklı muhasebeler yaparız. Yani farklı hesaplar oluştururuz. Beklemediğimiz yerden beklemediğimiz bir para aldığımızda da mesela beklenmedik anda gelen bir vergi iadesi ya da kuponumuz olduğunda bu parayı yeni fazladan hesabımıza koyarız. Kumarbazların kasa parasıyla oynadıklarında daha fazla risk almalarının sebebi de budur. Kullandığımız zihinsel hesaplar her zaman farklılık gösterir. Aynen sinema ve oyunlar gibi eğlenceli şeyler için harcayacağımız parayla çocuklarımızın öğrenimine ayırdığımız paranın farklı olması gibi. Zihnimiz bunları birbirinden ayrı tutar. İçgüdülerimizin bunları birbirinden ayrı tutuyor olması klasik bir ekonomi prensibine, paranın misli yani yerine konulabilir olmasına karşıdır. Klasik ekonomistler insanların parayı sadece para olarak düşünememeleri karşısında hep şaşırmışlardır. Yani 10 liralık bir biletle 10 lira banknotu aynı şey değil midir? Ekonomistler için durum böyle ama zihinlerimiz farklı düşünüyorlar. İyi habere gelecek olursak, zihnimizdeki bu komik hesapları avantajımıza kullanabiliriz. Davranışsal ekonomist Dick Taylor'ın bir arkadaşı bunu denemiş. Her sene sonunda bağışa ayırmayı planladığı paraların bulunduğu bir hesap açmış ve başına kötü bir şey geldiğinde yani mesela park cezası yediğinde ya da sinema biletini kaybettiğinde de o hesaptaki parayı kullanmış. Zihinsel muhasebesi o paranın onun olmadığını düşünmesini sağlamış ve kayıplarla karşılaştığında bu konuda daha az üzülür olmuş. Zihinsel muhasebeye karşı olan önyargılarımız zihnimizin klasik ekonomistlerin düşündükleri gibi çalışmadığını gösteriyor. Ama bu önyargıları lehimize kullanabiliriz. Ne de olsa hangi hesapları oluşturup hangilerinden harcama yapabileceğimize karar verebiliyoruz. Bir daha sinema biletinizi kaybettiğinizde bunu hatırlamaya çalışın olur mu?